Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte. Ve bu öksürüğüm. Evet. En son maden kazmıştık, evet. Ve bu bölümde hem bu village'de kalmamız gerektiğine karar verdim. Çünkü buzlu bir alan ve buzlu alanlar iyi değildir. Eski village'e geri taşınacağız. Orası yaşamak için gayet güzel bir alan. Hem de gecenin bitmesini beklerken bir yandan da bu kazdığımız madenlerle ilk makinelerimizi yapacağız. Ayrıca fark ettiğiniz üzere texture pack değiştirdim. 15. bölümde Multiplayer serideki 15. bölümümde kullandığım texture pack Fateful. Kayıttan önce bir daha çay içmemem gerektiğini kendime hatırlatmalıyım. Zaten konuşamıyorum, iyice konuşamadım. Neyse. Boğazım kurudu lan. Fateful Texture Pack'ini kullanmaya başladım. Ki zaten beğenmiştiniz yorumlara bakacak olursam. Diğer Texture Pack'i her ne kadar ben çok beğenmiş olsam da tabii Fateful kadar beğenmedim onu. Fateful'u cidden çok seviyorum. Çoğunuz beğenmediniz, evet. Evet, alışılmış bir texture pack değil ve zombi yeter artık. Tabi beğenenler de oldu. İnsanlara güzel bir texture pack gösterdiysem ne mutlu bana yine. Yani sadece modlar göstermeyeceğim, arada texture pack'ler de göstereceğim ve burayı sadece konuşarak geçmeyeceğiz. İlk olarak en basit makinelerimizi yapalım. Ve şu Zycraft ore'ları gitsin. Uranyum da gitsin. Ha. İlk olarak basit makinelerimizi yapacağız. Kömürler kalsın. Şimdi ilk ne yapmalıyız? Macerator yapmayacağız tabii ki de. Pulverizer. Pulverizer benim kesinlikle çok sevdiğim bir makine. Thermal Expansion tarafından ve Macerator'a kıyasla çok daha başarılı bir item ve yapamayacağız. Çünkü bunun için çok önemli bir maden şu an elimizde yok. Hemen 2 saniye config dosyalarından onun hangi aralıklarda bulunduğuna bakacağım. Evet. 75 ile 40 arasında bulunuyormuş. Tamam. Bu aralıklarda bir yerde kazarsak buluruz herhal. Ben direkt şuradan yardırayım diyorum. Ha, bu arada tabii bir de biraz da su içtim. Boğazımın kuruluğunu gidermek için. Sırf size daha iyi konuşabilmek için. Sırf size daha iyi konuşabilmek için. Daha az Türkçe katletmeliyim. Tabii şimdi diyeceksiniz neden köfte sessizleşti? Ha, bu arada bu da Petrogen modunun eklediği bir şey. Kullanımı şu şekilde. Bundan da hem yakıt olarak kullanabiliyorsunuz. Bakın ne kadar. Güzel. Güzel. Bunu da gene yakıt olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca extractor'a koyup oil elde edebiliyorsunuz. Dur, sen neydin? Tabii bulabilirsem inventory'imden. Neyin sayısı artarsa. Tabii texture pack kullanmanın sıkıntı yanı. Ha, tinmişsin sen. Ha tamam, tin. Tin, tin, tinimini hanım, tin, 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 tinimini hanım. İzleyicilerim nefret edecek. Copper! İki tane mi? Ah. Yani iki tane bulsaydım kıyameti koparırdım herhalde. Bir demin Minecraft'ın birinci kuralını ihlal ettim. Direkt aşağı doğru kazdım.
Tabii artık safir falan bulduğumuz için Iron Pickaxe o kadar önemli değil. Oh hello. Bu arada benim dikkat edenler olmuşsa eğer torçları ben özellikle sadece sağ tarafa yerleştirmeye çalışıyorum. Bunun sebebi kaybolmamak için. Ya o cidden olmuyorsun. Gapır 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 gapır. Tamam kol da lazım da pikeksimin canı o kadar fazla değil. Salak gibi kapır aramaya tek pikeksle çıktık. Olacağı budur. Şimdiki işimizi görüyor. Daha sonra daha fazla kapır buluruz. Zaten mağara falan aramaya çıkarım herhal. Öyle. Heh, sağ koymanın avantajı geri dönüşte tüm torçlar solda olduğu için bu yönden geçmem gerektiğini daha rahat biliyorum. Zaten böyle basit bir madende gram önemi olmuyor ama daha karmaşık madenlerde ki bunu tamamen tesadüfi açtım. Sistemle bu madeni açmak istemedim şu an. Ve hazır gündüz olmuşken taşınsam mı yoksa makineleri bitirip mi taşınsam? Hazır gündüz yardır. Ters yöne gidiyorum. Bu arada şu ağaçlar Silverwood tree ağaçları. Bunlar da Thorncraft tarafından eklenmiş bir ağaç türü. Ve şey Purus yani saflık aspektini içeren tek nadir şeylerden bir tanesi. Diğeri Diamond desem, diğerlerinden bir tanesi Diamond desem herhalde yeterli açıklama olmuştur. Hani elmas mı tercih edersin bir parça odun mu? Elmas diye sınırlı. Hani o zengin Michi oluyor. Michi. Ha o derece. Michi. Hatta zengin biçi. Zombi eti istemiyorum. Ya tabii ki de düşünmeden bunu yapıyoruz. Köyü soyup soğanı çeviriyoruz. Bu arada seedler hakkında ufak bir detay daha sonra. Seedler tahılların kendisinden daha değerli. Eğer Thorncraft ile uğraşıyorsanız. Çünkü seed'in içerdiği bir aspect şu değişim simgesi. O simgenin en rahat bulunduğu şey tohumlar. Bunun dışında silver. Hani gidip silver mı harcarsınız, iki tane tohum mu? Hani bir maden, bir bitki. Arada öyle ufak bir fark var. Ufağa dikkat çekerim. Asıl buradaki bu arada buradaki başlangıcımız da gayet sıradan oyuncuyla birlikte yaptığım serideki makinelerin başlangıcımızla aynı olacak. Pulverizer yapacağım. Macerator beni andı bugün ya. Normalde Macerator'a Pulverizer derdim. Bu sefer Pulverizer'a mı Macerator diyorum. Ne oluyor da bana? Lütfen size de arada size de olduğunu söyleyin. Kendimi yalnız hissetmek istemiyorum. Gregtek konusunda da lütfen destek çıkın.
Gerçi eğer bu videoyu aynı gün yüklersem, yani 16. bölümle aynı günde yüklersem iki videoda aynı anda iki videoda Greg konusunda da yalnız olmadığımı söylemenizi istemiş olacağım. Ha, o derece. Greg seviyorum. Ve hayır, mazoşist falan değilim. Ve gece oldu, lanet. Umarım güzel bir şeyler çıkar bunlardan. Enchanted Bow. Tamam, bir adet sol şardım. Oyş. Almanızı. Ben Behlül kaçar. Boş. Orada bir iskelet partisi var ve buradan geçerken yandan bir iskelet vursaydı hiç güzel şeyler olmazdı. Spidey! Bu arada beni tanımayanlar için ufak bir detay. Ben aşırı koyu bir örümcek adam hayranıyımdır. Spider-Man. Aşırı koyu. Aşırı aşırı koyu. Hani o kadar koyu ki Ultimate'da da Amazing'de de Peter öldüğünde her ne kadar birinin de bedeni ölmemiş olsa da gidip yas tuttum. Sol şard istiyorum. Medium şard istiyorum ben. Sol şard şu an zor zaten. Ha. Senin hedefin benim zombi. Ha, beyin de iş görür. Zihni açar. Ben sizin gibi. 3 sol şartla kaldık. Yalnız arıcılığa da erkenden başlayabilirim belki. Normalde arıcılığı ben biraz ilerleyerek saklarım ama bu sefer belki erken halledebilirim bir şeyleri. Ki normalde arıcılığı pek sevmem. Hani ona rağmen. İki tane. Ama şu ekstra bizle birlikte arıcılığa karşı bir ilgim başladı. Dolayısıyla da belki arıcılıkla ilgili güzel şeyler yapabilirim. Ki arıcılıkla ilgili bilgim de kısıtlıdır hani. O yüzden burada öyle. O iş. Ananı arkadan saldırmak olur mu? Tohum niye tutuyorsun? Spider-Man, Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man. Oo, 3 tane daha bulmam lazım aslında. Ama o 3 taneden önce ne yapacağız? Zombi öldüreceğiz. Sen hangi kapıdasın? Benim kapıdaymış.
Tezevenk kağıdı. Sözde bu bölümde modlara giriş yapacağım dedim. Sadece gidip mob avlıyorum. Tamam, kelime benziyor. Ama sadece benziyor. Mob. Badım. Ve Steel Sword'umu da yok edeceğim. Always love Kendi canını azalttığın için sağ ol. Dadan. İskeleti öldürebilsen çok süper olacak. Aha, enchantsiz böyle knockback yapılır mı? Yapılıyormuş. Ha siktir 8 oldum. Oş, iyi ki de o taraflara gitmemişim. Başka evim yok. Sen kal. Sen git. Sen kal. Şimdi şuraya crafting table'ımız. Şuraya ikinci chest'imiz. Oraya da item var. Sen kal. Sıradan oyuncuyla olan serimden de alışacağınız üzere başta ben chest'lere gram düzen vermem. Yani başta chest'ler gayet her şeyin random olduğu bir şeydir benim için. Torçları da chest'e koydum ben, değil mi? Tabii ki de. Evi ışıklandırmadan nereye gidiyorsun? Bayağı zamanımız varken Pulverizer. Öncelikle 2 adet gold'a ihtiyacım olacak. Ve 1 adet iron'a. Hazır elimize değmişken 3 adet iron pişirelim. Kollar gelin. Gıpırımız var yeterince kadar. Bunun dışında neye ihtiyacımız olacak? Iron. Iron'a ihtiyacımız olacak. Ay, 5 tane Iron'a ihtiyacımız olacak. Aa, başlayamıyoruz bu bölüm. Bu bölüm ne yapıyoruz? Biraz daha maden. Evet, dişlerimi sıkınca biraz daha sinirliymiş gibi geliyordur umarım. Yoksa sadece kendimi rezil ediyor olacağım. Neyse, gidip ağaç keselim. Ormanlar creeperların doğal yaşama alanıdır. Ve çoğu creeper sinirlenince ormanı havaya uçurur. Benden belgeselci de olmaz. Heh, kemik tozlarım burada. Bu flux'lar aslında inanılmaz derecede önemli. Red Power'ın hayvan gibi string kullandığını hesaba katarsak böyle hayvan gibi string üreten bir item eklemesi şey bitki eklemesi bence gayet normal bir şey. Artık bu nasıl bir lagsa?
Ağaç kestiğimize göre odunumuz var. Rubileri alalım. Gızıl gızıl olsun. Who are you? Lapır. Bir adet de safir kılıç. Birazdan bunlar gidecek. Benimlikler yani. Stone'luk şu an işimiz yok. Tamamdır. Set hazır. And let's go, motherfuckers. Yalnız makinenin redstone istediğini unutmak da güzel bir salaklık oldu. Ben bu salaklığı her seferinde yapıyorum. Her seferinde. İnanın bana, her seferinde. Her oynayışımda bir o makinenin redstone istediği gerçeğini unutuyorum. Çok çok süperim, değil mi? Neden unutuyorum ben? Alzheimer mı olacağım? Daha çok gencim. Daha yaşım kaç, başım kaç? Daha üniversiteye yeni girdim. Daha yeni saçmalamaya başladım. Bu arada bu or, monazit or, forsythiumu elde etmek için kullanılan bir şey. Industrial Grinder'da daha fazla elde ediyormuşsun. Forsythium ise birkaç şeyde kullanılıyor. Tamamen MFFS modunun eklediği bir şey. Bunun Force enerjisini depolayan kristali elde ediliyor. Bunun dışında Mass Fabricator'da şey, scrap yerine kullanılabiliyor. Evet, kullanımları bunlar. Bunun dışında Forsythium enerjisi üretmek için de bunlara ihtiyacınız var. Çünkü onlarla üretiliyor. Evet, biraz uzun kazmaya başladım. Ve yanıma ne almayı unuttuğumu hatırladım. Tebrikler bana. Bugün çok güzel salaklıklar yapıyorum. Yemek. Yemek olmadan madene çıkan adam. Sonuç. Öldü. Ölüm sebebi. Açlık. Gerçi hard'da değilim, açlıktan ölmem ama. Canım da yenilenmez. Aslında harda mı alsaydım ya? Ya boş ver. Normal iyi. Hani gidip hard'da öleceksin. Üstünde pahalı şeyler olacak. Vesaire vesaire. Uğraşamam. Tabii hardcore yapsaydım daha da ilginç olabilirdi.
De hardcore oynamayı sevmiyorum çünkü tüm emeklerin bir boşaymış gibi oluyor bir an. Survival oynasam evet hardcore oynarım. Ama modlu da hardcore almıyor abi. Modlu da hardcore cidden sıkıntı. Ha bu arada şey. Red Power'ın neden string üreten bir şey eklediğine gelecek olursak tek bir şey göstereceğim. Canvas Back. En basitinden Canvas'la üretiliyor ve 8 Canvas hani bir Canvas Back için bir stack string lazım. Bunları örümceklerden elde etmeye çalışın. Hani bir örümcek spawner'a sahip olmadığınız sürece böyle bir şey yapamazsınız. Ben yaparım diyen çıksın. Hani yaparsın. Kısa bir zaman almaz. Herhalde şey, Canvas Back herhalde oyunun en pahalı itemlarından birine falan dönüşür. O adamın Canvas Back'i var. falan diye. Ha, Canvas Back'im var. Şu an. Elde etmemiz gereken başka bir item daha. Flint. İşin kolay çözümü var. Tamam, ihtiyacımız olan flinti elde ettik. Neyse yavaştan benim geveze sesimden hafiften kurtulmaya başladınız. Ve anlatım bozukluğu kavramını da ağzına ettim. Sen bauxite'sın galiba. Evet, bauxite. Bulduk nihayet. Evet, bauxite. Bu bauxite dust elde ediminde kullanılıyor. Tabii industrial grinder'la yaparsanız alüminyum dust da elde ediyorsunuz. Ya da Rock Crusher'da. Ya da Pulverizer'da %10 ihtimalle. Bauxite Industrial Electrolyzer'a konduğu takdirde alüminyum, titanyum, hidrojen sel ve compressed air sel elde edildiğinde kullanılıyor. Industrial Electrolyzer ne diye soracak olursanız Gregtek'in eklediği gelişmiş makinelerden bir tanesi. Aslında çok gelişmiş değil gene. Orta seviye bir makine. Fakat Gregtek'in Industrial Craft'ı biraz ileri seviye, yani normalde başlangıç seviyesi bir modken orta seviye bir moda çektiği gerçeğini de hatırlatalım. Ki hani artık Industrial Craft'ın ileri seviye makineleri bildiğin oyun sonu makinelerine falan dönüşüyor. Mesela Quantum Suite. Bu arada Gregtek'in recipe değişikliklerinde bazılarını kapattım. Mesela Mass Fabricator. Aslında sadece iki tanesini kapattım. Mass Fabricator normalde oyun Mass Fabricator'ı kapatıyor. Onun yerine onda çok daha yavaş çalışan ve çok daha fazla enerji tüketen Matter Fabricator koyuyor. Ancak he, server'da olsak sıkıntı olmaz. Evet. Kapatmadan önce gayet koy. Matter Fabricator'ı çalışsın. Sabah uyan. Oh! UU Matter'ların hazır sürüsüyle. Ama single player'da yemiyor o. Saatlerce oyunu açık bırakman lazım falandır filandır ve redstone. Nihayet. O yüzden Mass Fabricator'ı açtım ki Mass Fabricator da zaten normalde ileri seviye bir makine.
Tabii Great Tech'e göre değil. Great Tech'e göre daha hala başlangıç seviyesi bir makine. Pardon. Pardon. Hala gene kolay bir makine. Ve Great Tech onu kapattı. Yerine Matter Fabricator ekibi. Bu arada Matter Fabricator'ın size recipe'sini göstereceğim. Teleporterlar 2 adet. Bunun dışında bunlar Iridium Plate gerektiriyor. Ya şimdi soracaksınız. Yulu Medir elde etmeden nasıl Iridium Plate elde ediyorsunuz? Greytech oyuna Iridium orada ekliyor. Merak etmeyin. Ha, bunun dışında gördüğünüz gibi tungsten. Tungsten'in en sonunda bir kullanımı var. Ve dur. Şu. Hani. Artık anlayın. Metro. Ve bu inanılmaz derecede yavaş çalışıyor. Bu arada bilmeyenler için Mass Fabricator'ın recipe'si. Advanced Circuit, Glowstone, Advanced Machine Block, Perfectron Crystal. Ve çok daha hızlı çalışıyor hani. Günde bir tane UU midir elde etmektense günde 5 tane UU midir elde etmek daha mantıklı. Bakalım şansımı bir deneyeceğim. Diamond bulabilecek miyim ya? Görüntü dolmadı, merak etmeyin. Çoban hazırlar ve zaten süremiz de dolmuş. Ben bu diamond'ı kazıp videoyu bitiriyorum. Sadece iki tane mi diyeceğim? Hah, değilmiş. Şansım bu kadar lan. Evet. Köfteyiz köfteden bugünlük bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler. Son bekleme daha. Sadece birkaç blok daha kazdım. Ve bunlar karşıma çıktı. Ve bir saniye. Başka bir şey daha karşıma çıktı galiba. Tungsten. Ama sen hani Redfever'ın tungsteni misin yoksa Gregtech'in tungsteni. Evet. Bugün cidden şanslı günümdeyim. Bir sayısal loto falan da oynasam güzel olabilir. Tekrardan köftesi köftelerin iyi günler, iyi eğlenceler.